Çünkü bıraktığında İmamoğlu ya da Yavaş o koltuğu bıraktığında evet. mecliste çoğunluğu olmadığı için Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na geçecek Tabii. başkanlık. Dolayısıyla bunu söylüyor. Şimdi bunu söylemiş olmasına rağmen bak iki gün sonra İmamoğlu ile bu kadar sıcak bir görüntü içerisine de giriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Fikret abi bu açıdan da anlamlı bulur musunuz? Ne dersiniz bugünkü görüntüyü? Anlamlı Gökmen, ben de onu söyleyecektim, sen de söylemiş oldun. Şimdi değerli arkadaşlarım yürürken büyüslerin taşıdıkları tarihleri çok iyi değerlendirdiler. Ben ilişkilere bakarak bir iki yorum yapayım. Şimdi ifade ettiğin gibi bir kere Sayın İmamoğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığa hazırlandığı ve bunda ısrarlı ve kararlı olduğu, bu konuda baskı yapacağı, hatta fiili durum yaratacağı şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ve ikisinin arasının gergin olduğu ve Sayın Akşener'in de Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği şeklinde iktidara yakın kaynaklarca sürekli yorum yapılıyor. Şimdi bu görüntü bunun doğru olmadığını gösteriyor. Onlara bir yanıt niteliği taşıyor. İmamoğlu genel başkanın yanında gayet sıcak sohbet ederek konuşarak ilerliyor. Eğer böyle bir durum olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları yerinde kalsınlar sözünden sonra yürüyüşe katılmamak olmasa bile belki İmamoğlu biraz daha moralsiz, biraz daha geride veya uzakta yürürdü. Bu kadar yakın ve gayet samimi sıcak bir şekilde yürüyor olmasını genel başkanın talimat sayılabilecek görüşünü kabullendiği anlamına gelir. Yani adaylık konusunda bir çıkışı olmayacaktır anlamına gelir. Öyle bir siyasi yansıması var bu görüntünün. İkinci olarak Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğu, Kılıçdaroğlu'nun istemediği görüşün de yanlış olduğunu gösterir. Çünkü Sayın Akşener de aynı şekilde yürüyor. Yine Sayın Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında bir sorun olmadığını da çok rahat gösteren bir yürüyüş. Bu aynı zamanda Millet İttifakı'nın bütünlüğünü gösterdiğini de ortaya koyuyor. Bir diğer siyasi mesaj daha var orada. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun göğsüne 1919 tarihini yazması da Sayın Kaftancıoğlu'na yöneltilen işte Atatürk'e mesafeli, Atatürkçü değil eleştirileri var biliyorsunuz. Sayın Kaftancıoğlu Atatürkçü olmayan hiç kimseyi CHP'de barındırmazlar demiş olmasına rağmen bu eleştiriler son günlerde sürüyor. Bence 1919'u seçerek de Sayın Canan Kaftancıoğlu Atatürk'te bir sorunu olmadığı mesajını veriyor. Çünkü kurtuluşumuzun tarihidir o 1919. Tam sonra çıkış ve ulusal kurtuluşun başlatılması hali. Yani bu beraber yürüyüşten yansıyan görüntüler böyle siyasi mesajlar da taşıyor diyebiliriz Gökmen. Evet, birden fazla mesaj barındıran görüntü. Böyle bir görüntü ortaya çıkınca da tabii ki yorumcularımız da bunu yorumluyorlar. Sahin Bey, siz nasıl buldunuz görüntünün? Ya. Çünkü nihayetinde bu bir maratondur, bir sportif olaydır aynı zamanda. Ama çok önemli siyaseten okumaları da tabii, barındırır. Tabii. Yani beni en fazla burada etkileyen diyeyim ya da bir mesaj olarak gördüğüm liderlerin yani Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de halkın içerisinde bu kadar sıradan, bu kadar onlarla iç içe geçmiş bu doğal görüntüyü vermiş olmaları. Yani biz bugün artık biliyoruz Erdoğan'ın halktan nasıl koptuğunu, işte 100-200 araçlık konvoylarla, tepede işte efendim helikopterlerle, işte onlarca yüzlerce silahlı çatılara dizilmiş korumalarla, şunlarla bunlarla dolaştığını biliyoruz. Bu görüntü halka o anlamda da bir mesajdır, yani bir güvendir bu. Kendilerinden son derece emin, çok hakikaten dingin, bir arada böyle işte mutlu ve barışık bir görüntü vererek şey yapmaları, yürümeleri olumlu bir mesaj. Hani sürekli son günlerde, hatta son aylarda artık Türkiye'de gündemi Millet İttifakı'nın, özellikle işte Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yarattığı o gündemin artık arkasından iktidarın koşmaya ve kovalamaya çalıştığı bir döneme evrildik. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Şimdi şey söyleyince hani Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın sağlık durumu, elbette ki sağlık durumu kişisel bir şeydir, kendisini ilgilendirir ama sonuç itibariyle bu devletin başı, Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olan, üstelik tüm yetkileri kendisinde toplamış.
Kendisi sustuğu zaman devletin sustuğu. İmza atmadığı zaman, yani bütün hayatın, resmi hayatın, devlet hayatını stop ettiği, durduğu bir yönetime geçmişsek, o yönetimi tek elinde bulunduran Erdoğan'ın sağlık durumu kişisel bir veri falan değildir. Ne kişisel özel alanını ilgilendirir, ne onun şahsıyla sınırlıdır. Doğrudan hepimizi ilgilendirir. Ya bir ayak sürüme görüntüsü ya da işte bir gün o bir spekülasyon yapılması, hani 3 Kasım'da işte kuruluş şey, iktidar yıl dönümünde konuşma yapmaması bile ya doları %2,5-3 değer kaybına, hepimizin fakirleşmesine sebep olmuş. Anlık olarak bir şeye yol açtı yani. Dolayısıyla onun sağlık durumunun, Erdoğan'ın sağlık durumunun topluma açık bir şekilde bildirilmesi hem demokrasinin, hem yönetimin, hem devlet anlayışının gereğidir. Niçin? Çünkü iki tane risk taşıyor bu yeni yönetim biçimi. Eğer Erdoğan, Allah geçinden versin, hiç yani böyle bir şeyimiz yok, ama her insan ölümlü. Ölürse anayasamıza göre 45 gün içerisinde bir seçim yapılıyor. Yeni cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Ama eğer yine böyle bir şeyi tabii ki inşallah olmaz. Diyelim ki ölmedi ama bir takım melekelerini yitirdi. Yani devleti bir yönetemeyecek hale sağlık geldi. Sorunuyla karşılaştı. Efendim ne bileyim işte iradesi biraz şey oldu. Hafızası öyle oldu, böyle oldu. Hareket edemez hale geldi vesaire. Yönetemez hale geldiği zaman ne olacak? Anayasamıza göre bir seçim yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı dönemi tamamlanana kadar Cumhurbaşkanı'na ait tüm yetkileri kullanan bir cumhurbaşkanı olacak. Atanmış bir kişi. O da Fuat Oktay değil mi? O da şu anda Fuat Oktay ama yarın sabah Hilal Erdoğan olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcısını kim seçiyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani eşini, damadını, oğlunu, akrabasını, bir başka partiliyi, istediği herhangi birisini efendim Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bugün atar. Çünkü onun sayısı, adedi, sınırlaması yok. Her şey Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. E ne olur? O andan itibaren biz 1,5 yıl onun atadığı kişinin bütün bu tek adam yetkilerini kullandığı bir yönetim altında sürdürürüz hayatımızı. Ondan dolayı çok önemlidir. Yani Cumhurbaşkanı kamuyu ilgilendiren bir konudur. Tabii ki ilgilendirir. Tamam. Yani normal bir yurttaş için geçerli olan hasta hakları anlamında, mahremiyet hakkı anlamında Cumhurbaşkanının sağlığı kesinlikle değerlendirilemez. Aynı durum değildir. Tabii ki kendisine uzun ömür dileyelim. Tabii. Bunları bağışlasın. Ama nihayetinde bu işler ciddi meselelerdir. Düşünülüp konuşulması gereken, işte değerlendirilmesi gereken ihtimallerdir. Rahmetli Ecevit için aynı şeyler söyleniyordu. Küçücük bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi biraz önce konuştuk ya siyasi cinayetler duyumunu. Ya aynı zamanda şu demek de olmuyor mu aslında görmek istediğimiz kare? Siyasi cinayetler konuşuluyor, ihtimali üzerine konuşuluyor. Bir cezaevinden tahliyeler var, soluğu iktidar ortağında alıyorlar. Ülkede bir sürekli işte hani milis kuvvet gücü var vesaire var. Ve burada birebir tehdit almış liderler halkın arasında arkalarını halka alarak yürüyorlar. Bu da aynı zamanda bir cesaret şovudur. Tabii, yani güven sizin tehditlerinize karşı bizim arkamızda bir maraton dolusu halk var. İşte böyle elimiz cebimizde yürürüz arkadaş. Yani bence de bizim güveneceğimiz şey bu cesaret olacak. Yani 500 yani tane tehdidin, koruma yok. O işte arka planda yok Sadatların, TÜGVA'nın çıkıp gösterdiği o milis güçlerin vesaire. Benim de hep söylediğim o toplumsal güç, toplumun arkada durması. Burada işte arkada ciddi bir halk kuvveti var. Bir güvenlik koridoru yok. Korkacak bir şey olmadığını göstererek cesaretle yan yana yürüyebilir. Bunlar tehdit altındaki liderler bu arada. Yani gündemimizin işte bir önceki gündemimizde siyasi cinayetler şüphesi. Şu an alınacak bir risk varsa zaten bugünden almaya başlamışlar. Evet. Orada mutlaka
Tabii ki bir koruma vardır. Tabii arka sırada görüyoruz ama biz ama bu görüntüyü iktidarın hiçbir eşiğinde göremiyoruz. Şeyden halkından sorun ordusu değil ki görmüyor. O ortamın sterilize edilmesi, tabii. Halkın dışlanması, öyle güvenli bir alan açılması o. Öyle bir durum yok. Tabii yok. Bakın akreditasyon problemi bile yok. Önlerinde kaç tane gazeteci geçiyor bugün? Evet. Bu görüntü kaç tane farklı mecrada vesaire de önümüze çıktı. Biz Anıtkabir akreditasyonu konuşuyorduk. Şu an burada o da yok yani. Burada peki. Özgür bir şey de var. Baş çekim alanı da var. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olmak istediğini düşünen birisi. Bunu zaten artık çok net bir şekilde hissettiriyor. En azından ama en azından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirleyecek kişidir Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii onu Sayın Akşener çok net söylüyor. Evet. CHP kimi yani kendisi, teklif ederse. Yani kendisi ya da işaret ettiği kişi olacak. Ama şu anki gördüğümüz tabloda Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor. Benim gördüğüm bu. Zaten bunu da hissettiriyor. Şimdi burada evet...